Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Daha fazla vakit kaybetmeden bu işi bitirmeliyim. Melek? Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz uykusuz kalmışım da. Ya ben şey için geldim aslında, Nazlı'yı kahveye davet edecektim ama uyumuş. Zeynep'in ilaç saati yaklaşıyor zaten. Nazlı birazdan uyanır. Bu konulara çok dikkatli ol. Tabii öyledir. İstersen sen de içelim kahveyi. Teşekkür ederim. Ben içtim. Şimdi çalışma zamanı. Benim kaybedecek tek bir saniyem bile yok. Siz kimsiniz? Rüstem kim? Siz kimsiniz? Buradan düşmesinden olmuş olabilir herhalde. Hiçbir şey hatırlamıyor baksanıza. Veya rol yapıyor. Olay yerine acilanmaz. Tamam. Allah kahretsin. Tak kelepçeyi. Tak. Tamam. Ne oluyor? Tamam üzülme. Sonuçta o ya kurtulacak artık. Ya haksız yere tutamazlar. Rüstem'i yakaladık. Ama aklı yerinde olmadığı sürece ceza alması mümkün değil. Yalan atıyor. Bir dakika bile gözümüzü ayırmamamız lazım bundan. Evet olabilir. Fakat bunu burada anlayamayız. Kızımın durumu nasıl doktor bey? Oya Hanım gayet hızlı iyileşiyor. Bir iki güne taburcu olur. Bütün tahlilleri, kontrolleri güzel çünkü. Çok iyi maşallah. Geçmiş olsun. İyi günler. Sağ ol. Tane, seni orada bırakmayacağım. Sakın üzülme. İnan buna kızım. Nazlı. Zeynep görüntülü arıyor da. Tamam mı? Kızım.
Sen hiç merak etme. En kısa sürede geleceğiz yanına. Değil mi tatlım? Evet, baban doğru söylüyor Zeynep. Ben onu bir şekilde gönlümle alırım. Sana kolay gelsin şimdi. Murat, sen dosyaları nereye attın? Kurumsalda mı yoksa havuzda mı? Daha göndermedim. Hadi ya. Bir saat önce attım da inceleyeceğim demiştin ya. Ben bitirmişsiniz diye. Yani evet, baktım da. Daha henüz bitmedi. Tekrar bir kontrol etmem gerekiyor. İyi misin sen? Bir sorun yok değil mi? Yani son zamanlarda biraz dalgın gibisin de. Yok, yok, yok. Her şey gayet yolunda. Merak etme sen. Yorgunluktandır belki. İyi madem. Haberleşiriz. Tamam. Kalmışım ben. Bu saatte uyumak hiç adetim değildir ama. Murat Bey çok düşünceli. Zeynep Hanım pek uyanacak gibi görünmüyor. Seni ortalıkta görmeyince ilaçları gecikmesin diye getirdim. Ay çok sağ ol Hatice abla. Uyandırırım şimdi onu. Tamam. Aklım hala Rüstem'de. Rol yapıyor kesin. Ya hastanede anlaşılır büyük ihtimalle. Merak etme. Umarım anlaşılır. Yıldız, benim hemen hastaneye gitmem lazım. O iyi müjdeli haberi ben vereyim. Masum olduğunu öğrensin. Tabii, haklısın. Ben de savcılığa geçip nöbetçi mahkemeye Oya'nın dosyasını sunayım. Bu arada her şey için çok teşekkür ederim sana. Şu anki mutluluğumuzu da, Oya'nın özgürlüğünü de sana borçluyuz. Sağ ol her şey için.
Allah Allah. Neyin parçası acaba? Şey, teşekkür ederim. Koltukta uyuyakalmıştım. Ben de uyandırmak istemedim seni. Tekrardan teşekkür ederim. Babacığım. Efendim babacığım. Oyuncak bisikletim bozulmuş. Pedalı çevirince tekerleği dönmüyor. Hemen yapalım o zaman prenses. Gel bakalım. Ver bakalım istedi. Bunun bir parçası eksik. Nasıl? Acaba bunun eksik parçası olabilir mi? Tam isabet. Ben kimseye fark ettirmeden nasıl yapacağım bunu ya? Yapabilecek miyim gerçekten? Yapmam lazım. Yapmam lazım. Ama nasıl yapacağım? Anne, daha sana kaç kere söyleyeceğim? Benim karnım çok acıktı. Anne. Anne. Ne istiyorsun ya, ne? Karnım çok acıktı. Kızım. Bir tanem özür dilerim. Ben sana bağırmak istemedim. Sen öyle bir anda geldin ya. Ben çok korktum. Ondan öyle bağırdım, tamam mı? Sana bağırmak istemedim bir tanem. Bakayım sana. Ağlamıyorsun değil mi? Aferin benim kızıma. Benim kızım kocaman oldu. Ağlamaz benim kızım. Ağlamaz. Tamam. Hadi bakalım. O zaman inelim aşağı, bir şeyler yiyelim. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Gel benim prensesim. Gel bakalım. Geç bakalım. Ama böyle olmaz ki. Tamirci benim. Lütfen işime karışmayın Zeynep Hanım. Çırak, şu diğer parçayı da uzat bakalım. Buyur usta. Nasıl böyle bir hale getirdiniz Zeynep Hanım? Keşke biraz daha dikkatli kullansaydınız. Şimdi ben gidiyordum. Bisikletin lastiği patladı birden. Cam ya da çivi battı herhalde. Sonra freni sıktım hemen.
Bir kaza yapmadım yani. Aferin. Fren önemli. Anne. Biz seninle eskiden bisiklet sürerdik. Beni yakındaki ormana götürdü. Piknik yapardık birlikte. Niye artık beni götürmüyorsun? Neden artık hiç piknik yapmıyoruz? Gidersiniz bir tane. Havalar bir ısınsın, güzelleşsin. Annen seni götürür. Gelesin! Evet. Zeynep Hanım, bisikletiniz gayet hazır. Evet, ücretimi alayım. Tamam. İdare eder mi? Bence eder. Şey. Bak Kerem, bundan sonra benim yüzümden başım belaya girsin istemiyorum. Gülme öyle, ciddi bir şey söylüyorum ben. Yine bildiğini okuyacaksın değil mi? Ne desem boş. Sen beni boş ver. Sen nasılsın? Nasıl hissediyorsun bugün onu söyle. Doktorlar durumun iyiye gittiğini söyledi. Harika. Birkaç güne taburcu olacakmışım. Ben buradan çıkınca, cezaevine dönünce sen de kendi hayatına bakacaksın. Hayatını düzene sokacaksın. Tamam mı? Söz ver bana. Söz. Ama sen de bana bir söz ver. Benim hep hayatımda yanımda olacaksın. Kerem, kendimizi kandırmayalım. Biz çocuk değiliz. Biraz yürüyüşe çıkalım mı birlikte? Peki. Hadi gel bakalım. Dikkat et. Olacak ki? Ya onlarsa Zeynep? Buyurun. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, buyurun. Zeynep'le birlikte bisikletle gezme fikri ortaya atılınca böyle bir yüzün düştü senin. Bir şey mi oldu? Şey, aslında ben de sizle bu konuyu konuşacaktım. Yoksa... Nazlı, sen bisiklet kullanmasını bilmiyor musun? Yani yıllar önce babam öğretmeye çalışmıştı. Ben becerememiştim tabii. Sonra da üvey annem hayatımıza girince pek kullanma fırsatım olmadı. Tamam o zaman. Bundan sonra her sabah sana bisiklet kullanmasını öğreteceğim. Nasıl? Yani olur mu öyle şey? Sizin bir sürü işiniz var. Onca işinizin arasında bir de bana bisiklet kullanmayı mı öğreteceksiniz? Başka çaremiz yok çünkü. Ya biliyorsun. Zeynep bu işin peşini bırakmaz.
Doğru söylüyorsunuz. O zaman umarım çarçabuk öğrenirim. Yani hallederiz yani. Bu konuda benim hiçbir şüphem yok. Bak göreceksin. Çok kolay olacak. O zaman yarın sabah ilk dersimize başlayalım eğer tabii senin için uygun olursa. Tabii ki de olur. O zaman sabah görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Başka çare bırakmadınız. Ben de böyle olsun istemezdim. Ama kendimi tehlikeye atamam. Murat'ın Nazlı'ya daha fazla yakınlaşmasına izin veremem. Nereye gidiyoruz Kerem? Söylemeyecek misin? Sabırlı ol biraz. Sürprizi bozacaksın. Ne sürprizi? Hazır mısın? Neye hazır mıyım? Anlamıyorum ki. Hep yanımda olmaya. Rüstem. Bu konuda benim hiçbir şüphem yok. Bak göreceksin. Çok kolay olacak. O zaman yarın sabah ilk dersimize başlayalım eğer tabii senin için uygun olursa.
Yıllar önce babam öğretmeye çalışmıştı. Ben becerememiştim tabii. Sonra da üvey annem hayatımıza girince pek kullanma fırsatım olmadı. Yaşıyor. Yaşıyor mu? Ay, inanamıyorum. Ben masumum o zaman. Katil değilim ben. Değilsin. Özgür müyüm şimdi? Evet. Artık kuşlar kadar özgürsün. Ama bu nasıl olur? Anlamıyorum ben. Oldu işte. Artık önümüzde hiçbir engel yok. Yıldız, yani benim bir arkadaşım, aynı zamanda senin avukatın olacaktı. O takip edip bulmuş. Otopsi raporlarında tutarsızlık görünce hemen polise haber verildi. Yakalandı. Masumum ben. Çıkacağım oradan. Olan bu bir rüya sanki. Hayır, rüya falan değil. Hemen yarın tahliye belgelerini hazır edecekler. Kerem annem. Anneme söyleyelim hemen. Hemen söyleyelim. Sümbül. Sümbül. Hadi kalk bir yerine yat. Hayırdır inşallah bu saatte. Kerem arıyor. Niye duruyorsun açsana? Efendim Kerem. Evet o. Ne? Ne diyorsun Kerem? Ne olmuş? Doğru mu söylüyorsun? Ne diyor o adamın oğlu sana? Ne diyor? Söylesene ne diyor? Sümbül gözün aydın. Gözün aydın. Oya tahliye oluyormuş. Ne? Gerçekten mi? Bak benimle dalga geçme. Tamam oğlum. Doğru söylüyorsun değil mi? Sağ ol oğlum, sağ ol. Allah ne muradın varsa versin. Sağ ol. Dalga geçmiyorsun değil mi benimle? Yok, doğru söylüyorsun. Şükürler olsun. Oyam sonunda evine geliyor. Şükürler olsun. Çok şükür. Kaldım. Alarmı bile duymamışım. Eyvah geldi. Ay Hatice abla sen miydin? Nazlı, Murat Bey seni aşağıda bekliyor. Ay çok ayıp oldu. İlk günden geciktim ben. Ne oldu ki? Niye ayıp oldu? Ya Zeynep... onu bisiklette gezdirmemi istedi. Murat Bey de bisiklet sürmeyi öğretecek bana. Ama ben becerebilir miyim bilmiyorum. Çok da heyecanlıyım. Ay yok ben yetişemeyeceğim. Geç kaldım zaten boş ver. Ay kuzum olur mu öyle şey? Hem Zeynep'e ne diyeceksin? Ya ben bisiklet kullanmayı unuttum mu diyeceksin? Olmaz olmaz. Sen şimdi rahat bir nefes al. Bir de rahat bir şeyler bul giy. Tamam mı? Sen halledersin. Hadi. Tamam bakayım ben. Bunlar olur sanki ha. Evet, çok güzel. Becerebilir miyim ki? Becerirsin tabii. Hadi ben Murat Bey'e haber vereyim. Hazırlanıyor diyeyim, tamam mı? Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam kızım, hadi.
Murat Bey. Nazlı Hanım birazdan geliyor. Teşekkür ederim. Kim gelecek birazdan? Kim bekliyorsun? Nazlı'yı bekliyorum anne. Nazlı'ya bisiklet sürmesini öğreteceğim. Neden? Zeynep, Nazlı'dan kendisini bisiklette gezdirmesini istedi. Ama Nazlı da bisiklet kullanmasını bilmiyormuş. Bir başkası da öğretebilir canım. Yani söyleriz Adile mesela, o öğretir. Orası öyle ama tuhaf olmaz mı başka birisinin öğretmesi? Yani her şeyi geçtim, çevreden biri görebilir. Açık verirsek sonrasını da toparlayamayız anne, bunu biliyorsun. Efendim Furkan. Murat, raporları tekrar inceleyebildin mi? Bitti mi? Çok acele olduklarını düşünmediğim için henüz tamamlamamıştım. Ama bugün halledeceğim. Daha fazla gecikirse yeni bir düzenleme gelebilir. O yüzden bir an önce göndermemiz gerekiyor. Ya, o iş bağlantısının ön anlaşması olmadan yapamayız Murat. Tamam, tamam. Halledeceğim hemen şimdi. Anne, şu raporları tekrardan bir gözden geçirmem lazım. Ben çalışma odasındayım. Hazırlanmışsın. Ben geç kaldığım için özür dilerim. Uyuyakalmışım. Şimdi de ben seni biraz bekleteceğim. Acil bir iş çıktı. Furkan birkaç imzalamam gereken evrak getirecek. Onu beklemem lazım. Tamam, ben beklerim. Siz halledin işinizi. Sen iyi misin? İyiyim, gayet iyiyim. Şey yapalım, siz işinizi hallederken ben bahçede biraz yürüyüş yapayım. Tamam. Ay bir avukat hanım gelse de şöyle göğsümüzü geri geri hastaneden çıksak. Böyle iş bitirici bir avukat arkadaşınız olduğunu bilmiyordum. Helal olsun. Hem de ne iş bitirici. Rüstem onun sayesinde bulunmuş. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Kerem, bu mutluluğumuz sana borçluyuz. En başından beri vazgeçmedin, koşturdun, yorulmadın. Her şey ama her şey için çok teşekkür ederim. O ne yaptı ki canım? Her şeyi avukat hanım hallediyor. Sonuçta önemli olan Oya'nın hapisten kurtulması değil miydi? Emeği geçen herkes sağ olsun. Öyle elbet. Allah herkesten razı olsun. Annem geri döndü. Sen onunla uğraşmaya hazır mısın? Biliyorum Kerem. Artık seni tamamen kaybettim. Sonsuza dek kaybettim. Bu belgeyi verdiğim an benim için artık hiç umut kalmayacak. Günaydın Melek Hanım. Ne oldu? Uyandı mı herkes? Kahvaltıyı hazırlıyor musunuz? En son Murat Bey ve Nazlı'nın uyandığını biliyorum. Hatice abla da onlara atıştırmalık bir şeyler yapıyordu. Sonra da kahvaltıya girişir zaten. O ne demek ya atıştırmalık? Bir yere mi gideceklermiş? Murat Bey Nazlı'ya bisiklet sürmeyi öğretecekmiş. Yani ben de tam bilmiyorum. Hatice abla öyle söyledi. Tam ne dikiliyorsun karşımda? Hadi yürü, işine bak. Ya.
Yine tersinden kalkmış. Yürü git yürü. Murat Bey Nazlı'ya bisiklet sürmeyi öğretecekmiş. Yani ben de tam bilmiyorum. Hatice abla öyle söyledi. Şimdi... içecek bir şey yok mu ya? Melek Hanım, bir şey mi istediniz? Yo, istemedim. Mutfağa gelip dolaba bakamaz mıyım? Yasak mı? Estağfurullah efendim. Ben size yardımcı olmak için söyledim. Ya bırak işine bak. Mehtap. Efendim abla? Gitkilerden 3-5 tane portakal getir. Çocukları mı sıkacaksın ki? Yok. Murat Bey'le Nazlı Hanım'a sıkacağım. Hadi. Nazlı ile Murat'a meyve mi sıkacaksınız? Evet efendim. Güzel. Bana da hazırlayın bir tane. Tabii efendim. Yıldız Hanım, her şey için teşekkür ederim. Kerem'le bu yaptığınız benim için çok kıymetli. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Rica ederim, ne demek? Görevimiz bu. Artık özgürsün. İnanmıyorum ya. Buradan çıkıp evime gidebilecek miyim? Sağlık açısından bir sıkıntısı yoksa... Ölsem de gam yemem. Hadi canım kızım. Bir an evvel toparlanıp da evimize gidelim. Anne çok mutluyum ya. Kurtuldum sonunda buradan. Şükür. Gel gönlüme gel. Elini ver. Gülüşün ömre bedel. İmrenir çiçekler. Bilerek açmadığını biliyorum. Sanki ben anlamıyorum. Ben senin annenim. En iyi seni ben tanırım. Ama ben vazgeçmem Furkan Efendi. Beni böylece bırakıp arkanı dönüp gidemezsin. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Ne var? Günaydın anneciğim diyeceksin. Ayıp, öyle konuşulur mu? Ne vardı? Niye aradın beni? Yoksa burada mısın? İstanbul'a mı geldin? Yo, ne İstanbul'u? Evdeyim ben. Bana para yolla. Çok zor durumdayım. Ya, en son gönderdiğim paranın üstünden bir ay bile geçmedi. Ne yaptın o kadar parayı? Ne yaptıysam yaptım. Tekrar vereceksin. Tekrar para yolla bana. Ben senin annenim. Sen bana bakmak zorundasın. Ne yapayım ben? Sokaklarda mı sürüneyim? Aç mı kalayım? Ha? Sen bana hesap soramazsın. Hemen paramı gönder. Bundan sonra sana bir daha para falan göndermeyeceğim. Bir daha arama beni. Bak, bir daha söyletme. Oğlum oğlum demem, mahvederim seni. Sen bana daha ne kadar zarar verebilirsin ha? Beni daha ne kadar dibe çekebilirsin? Hayatımı mahvettin, yetmez mi? Furkan Bey. Yıldız. Bir dakika. Sana doğru dürüst teşekkür de edemedim. Her şey için minnettar. Umarım bu sana yaptığım haksızlığın acısını
bir nebze de olsa dindirir. Sana sevgilinle mutluluklar dilerim. Dostluğun için çok teşekkür ederim Yıldız. Her şey için sağ ol. Bu nahoş duruma tanık olmanı istemezdim. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim Furkan Bey. Ben selam vermek istemiştim sadece ama ben istemeden konuşmalarınıza kulak misafir oldum tabii. Annemdi. Nasıl bir anneyse bana bir gün bile annelik yapmadı. Hep ona bir yükmüşüm gibi hissettirdi. Hayattaki sevgisizliğinin, memnuniyetsizliğinin acısını hep benden çıkardı. Çok zor bir kadın. Ben yaralanmaktan bıktım. O beni yaralamaktan, kanatmaktan bıktı. Her fırsatı değerlendirdi. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok iyi birisiniz. Umarım anneniz de geç olmadan bunu fark eder. Hiç sanmıyorum Nazlı. Neyse bırakalım bunları da. Sen sabahın bu saatte ne yapıyorsun bahçede? Onu söyle. Of. Ya Murat Bey bana bisiklet sürmeyi öğretecek. Bilmiyorum da. İşte Zeynep anlamadan durumu çözmeye çalışıyoruz. Bir de becerebilir miyim bilmiyorum. Yani biraz tedirgin oldum. Yürüyüş yapayım böyle, sakinleşeyim dedim. Sonra da sizi gördüm işte. Böyle konuştuğunuzu duyunca. Üzülme bunun için. Benim neredeyse bütün hayatım böyle geçti. Alıştım artık. Siz de üzülmeyin olur mu? Yani ne yapabilirim bilmiyorum ama elimden ne geliyorsa yardımcı olurum ben size. Çok sağ ol Nazlı. Ha bu arada annemin aradığından Murat'a bahsetmezsen sevinirim. Onu bulaştırmak istemiyorum. Tamam, merak etmeyin. Aramızda. Sağ ol, görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim size. Size çok şey borçluyum. Sizin vaktinizi almıyorum değil mi eğer? Yok, yok Oya'cığım. Kesinlikle vaktimi almıyorsun. Ben sadece görevimi yaptım. Artık da gideyim. Olur mu? Sizi öyle sessiz sedasız gönderir miyiz hiç? Siz bana hayatımı verdiniz. Özgürlüğümü verdiniz, özgüvenimi geri verdiniz. Ben size çok şey borçluyum. Bari minnetimizi gösterelim. Değil mi Kerem? Sen de bir şey söylesene. Günaydın. Günaydın. Mehtap Murat Bey'in kahvaltısını götürdü kuzum. Bu da senin kuzum. Al. Teşekkür ederim Hatice abla. Asla unutuyordum. Şu Zeynep'in sevdiği peynir neredeydi? Oradadır. Buldun mu? Tamam. Ya olur da ben yetişemezsem Zeynep'e bundan peynirli omlet yapar mısın? Gece çok istemiştim. Tamam. Yaparım sen merak etme. Canım ben de evdeyim zaten Sinem'le beraber. Biz ilgileniriz Zeynep'le hiç merak etme. Ya çok teşekkür ederim size. Yani geç gelmem diye düşünüyorum ama ne olur ne olmaz işte.
Haklısın. Yıldız Hanım'ın hakkını ödeyemeyiz. Hem o iyi bir avukat. Böyle bir beklentisi yoktur bence. Hayır. Ben ona çok şey borçluyum zaten Kerem. Teşekkür mahiyetinde dedim. Yoksa hakkınızı ödeyemem ben sizin. Kimsenin kimseye bir borcu yok Oya'cığım. Benim tek beklentim müvekkillerimin yaşadığı bu mutluluklar işte. Bari birlikte bir yemek yeseydik. Ben sizi çok sevdim Yıldız Hanım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama ofise geçip başka bir dava için çalışmam gerek. Avukat Hanım, Avukat Hanım. Size ne kadar dua etsek azdır. Bana yavrumu kavuşturdunuz. Ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Daha önce de dediğim gibi ben sadece görevimi yaptım Sümbül Hanım. Birlikte yemek yiyelim diyorum ama gelmiyor. Gerçekten çok teşekkür ederim nezaketiniz için. İşlerim var maalesef. Kırmayın bizi. Sen bana evladımı kavuşturdun. Artık sen de benim bir evladım sayılırsın. Hı? Tamam. Geleceğim. Yaşasın. Sağ ol. Ama artık gerçekten gitmem gerek. Ofise geçip çalışmam lazım. Ne kadar asil, ne kadar iyi niyetli bir kadın. Artık önünde kocaman yollar var. Özgürlüğün tadını çıkarma vakti geldi. Nazlı hazır mısın? Ama beni ya. Küs müyüz? Biraz rahatsızım. Seni sonra ararım. Hiç uğraşamam seninle şu an valla. Toparlanmam lazım benim. İkinci bir hata yapamam. Hele bir dönsünler. O Nazlı görecek. Melek, ay duydun mu? Ya Murat o sümsük kıza bisiklet kullanmayı öğretecekmiş. Hiç haberim yok, hiç duymadım. Neyse sen Murat'la konuş. Senin işin gücün var, ben öğretirim filan de. Neden, niye ki? Ay sen benim dediğimi yap. Tamam, tabii ki merak etmeyin, yapacağım. Ay, tamam, çaya bekleyeyim mi seni? Yok beklemeyin Avustu teyze ya. Ben biraz dinlensem iyi olacak en azından onlar gelene kadar. Gece pek uyuyamadım da. Peki canım tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben daha kesin bir çözüm biliyorum. Zahmet oldu size de. Ne zahmeti Halit amca? Başka türlü içim rahat etmezdi. Çok teşekkür ederim. Oradan hiç çıkamayacağım sanmıştım. Şimdi evimdeyim. Hepsini de sana borçluyum. Yeter ama artık. Yorulmadın mı teşekkür etmekten? Ne desem az gelir. Sen bana hep inandın. Elvan teyze de öyle. Canım. Gerçekten çok iyi insanlarsınız. Sizleri Allah karşımıza çıkarttı. Sağ olun abi. Hadi oğlum, biz artık gidelim.
O ya da dinlensin, ailesiyle hasret gidersin. Oya, hoşça kal, görüşürüz. Yemeği mutlaka bekliyoruz Elvan teyze. Gelir işte. Ama siz zahmet etmeyin. Ben gelirken bir şeyler yapar getiririm. Yorulmayın hiç. Hiç gerek yok. Ben hepsini yaparım evvelallah Elvan Hanım. Merak etmeyin. Hadi oğlum. Bisiklet kullanmak öyle korkulduğu kadar zor bir şey değil. Denge ve cesaret. O da sende fazlasıyla var zaten. Alevlerin arasına girip Sinem'i nasıl kurtardığını unutmuş olabilirsin belki ama ben unutmadım. Ben kızım hakkında herkesten çok sana güveniyorum Nazlı. Yani senin sayende içim çok rahat. Ve en önemlisi de bu benim için. Bunları duymak gerçekten mutlu etti beni. Teşekkür ederim. Tamamdır. Ben çalışmaya hazırım. Yani öyle hissediyorum. Tamam. Başlayalım da benim karnım çok aç. Yani öncesinde bir şeyler yesek olur mu? Yani ben zaman kaybetmeyelim diye sabah kahvaltı edemedim. Sen aç mısın? Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben de kahvaltı yapmadım. Açım. Tamam o zaman. Şöyle geçelim mi? Yeterli. Yeterli, teşekkür ederim. Sağ olsun Hatice abla, çok düşünceli. Öyledir. Ama sen de öylesin. İyilik yapmak için herkesin peşinden koşturuyorsun. Yorgunluk çayı içelim şöyle keyifle. Al Ali. İnsan evinde banyo yapmayı bile özlüyor. Şu geçtiğimiz zamanda en çok evimi özledim. Burası bizim yuvamız değil mi anne? Acı tatlı bir sürü hatırayla dolu. Ağlatacaksın kız bize. İçeride insan en çok ailesini özlüyor. İyi ki varsınız. Sen de. İyi ki sen de varsın yavrum. Sen geldin eve, Neşe geldi, Can geldi. Sensiz bu evin hiç tadı yoktu. Değil mi Halit'im? Öyle ya. Yaşadıkların hiç kolay şeyler değil kızım. Ama beraberiz. Birlikte iyileştireceğiz seni. Her şeye ben sebep oldum. Kahroldum. Üzüldüm. Ama neye yarar? Olanlar oldu işte. Yaşandı bitti Sümbül. Artık yaşadıklarımızdan ders çıkart, önümüze bakacağız. Hem bu olay aile bağlarımızı daha da kuvvetlendirdi. Öyle değil mi? Keşke Nazlı ablam da burada olsaydı. Gerçi bütün bunlardan uzakta olduğu için mutluyum. Çok üzdük onu. Onun yüzünden gencecik fidan gibi kısa pislerde çürüyecekti. Sorma anne ya.
Ölümü bile yalanmış adam. Biz onu öldü bilirken meğer kötülük peşindeymiş. İşte insan yedisinde neyse yetmişinde de o. Oğlum, ben bu adamın sana da zarar vermesinden korkuyorum. Anne, artık korkmana hiç gerek yok. Babam yüzünden yaşadığımız kabus bitti. Bize zarar veremez. İnşallah oğlum, inşallah. Şimdi en önemlisi rahat olman. O yüzden hiç stres yapma. Gel bakalım. Evet. Tamam. Gidondan tut. Bak. Korkma. Çünkü en başta ben seni tutacağım. Düşmemen için. O yüzden düşerim diye korkma sakın. Tamam. Evet. Şimdi ayaklarını pedallara yerleştir. Güzel. Şimdi ufak ufak pedalı çevirmeye başlayacaksın. Hazır mısın? Ya böyle söyleyince kolay gibi görünüyor ama. Evet, hep başında öyle olur. Hadi, gidiyoruz. Evet, hızlanınca fren yapıp yavaşlayabilirsin. Evet. Stres yapma, sakin olmaya çalış. Tamam? Evet, güzel gidiyorsun. Gidiyorsun. Bırakıyorum. Bırakma, bırakma, bırakma. Sen öyle bırakıyorum deyince ben heyecan yaptım. Evet. Seni biraz ters sıktın sanırım. Hadi tekrar. Şöyle. Tekrar başlıyorum, bu sefer olacak. Hazır. Başlıyoruz. Beni sakın bırakma, olur mu? Frene de basmadım bu sefer. Stres yapma. Sakin ol. Biraz da bisikletle bütünleşmeye çalış. Olur mu? Tamam. Hadi. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Hazırım galiba. Gidiyoruz. Çok güzel. Güzel gidiyorsun. Evet. Gayet iyi gidiyorsun. Aa, bırakmışsın, bırakmışsın. Gayet iyi, gayet iyi. Bu sefer olacak. Hadi bir daha deneyelim. Olur mu? Olur. Hadi. Tamam. Hazır. Hadi. Alo, Ayşe Hanım. Cemre Aslan'ın kayıt dosyası ve laboratuvar sonuçları gerekiyor acilen. Geliyor musun? Yoldayım, geliyorum da. Kim istiyor? Ölümün üzerinden çok vakit geçti. Başhekimlikten geldi talimat. Neden istiyorlarmış, ne olmuş? Yıllık rutin denetlemeler yapılacak. O yüzden sana. Müfettişler Cemre Aslan'ın ameliyatından sonra durumunun stabil olmasına rağmen ölmüş olmasına takmışlar dedi bir arkadaş. Ya. Ha, şifrem 772-234. Kayıtlar bilgisayarımda. Rica ederim.
kız gözümün önünde Murat'a kur yaptı diyorum ya. Gözümün önünde. Sakin ol biraz hayatım. Bu ne sinir? Ay resmen boğacaktım bugün onu Ayşe ya. Delirtti beni yani. Nerede kaldı bunlar ya? Yok. Yok, Nazlı'nın ölmesi gerekiyor. Yoksa her fırsatta Murat boğmanın bir yolunu bulacak. Buna asla izin vermem. Efendim Ayşe. Melek'ciğim ne haber, nasılsın? Ayşe'ciğim şu an seninle gerçekten hiç uğraşamam, çok işim var, tamam hadi bay. Melek? Ay ne var bu kadar sinirlenecek ya? Sanki ne işi var onu da anlamadım. Gerçekten arayıp durma beni artık. Murat Bey'in de işi gücü yokmuş gibi Nazlı'ya bisiklet sürmeyi öğretiyor. Hayret doğrusu. Ay. Ay Mehtap. Yani ne dediğini kulağın iyi duysun. Abla yalan mı? Sürekli beraberler yani. Ateşle Barut'u ne zamana kadar yan yana duracak değil mi? İkisi de iki yetişkin insan. Sana ne? Bize ne? Bize ne? Murat Bey'in bir bildiği vardır. Hem sen gitsene. Git yukarıda çamaşır, bulaşık ne varsa bütün kirlileri topla gel bakayım. Hadi. Peki. Sen yine de Nazlı'ya dikkat et Hatice. Aklına bir şeyler getirip de boşuna umutlanmasın. Murat Bey kim, Nazlı kim? Heh. Adil Bey, sen o kafanı hiç böyle şeylere yorma, olur mu? Benim Nazlı kızım nerede, nasıl davranacağını, ne yapacağını çok iyi bilir. Sen gene Nazlı'yı korumaya devam et Hatice. Sen onu bir koru. Nazlı kızım, Nazlı kızım. Bıy 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 bıy. Ay. Keşke, keşke Allah. Siz de üzülmeyin, olur mu? Ne yapabilirim bilmiyorum ama elimden ne geliyorsa yardımcı olurum ben size. Bir an önce açılmam gerekiyor. Ama nerede, nasıl başlayacağım? Ne var yine? Ameliyat olacağım, para lazım. Beni bir de arama demedim mi sana? Ya insan annesine böyle mi yapar be? İnsan yardım etmez mi annesine? Yardım falan bekleme benden. Sana para yollamayacağım. Boşuna uğraşma artık. Ben senden o parayı almasını bilirim. Ben sana öyle bir gününü göstereceğim ki bak göreceksin. Anne, Kerem'e tatlı yapacağım. Yani sadece ona değil, yemekten sonrası için. Kızım ne gerek var? Ben bir sürü hazırlık yaptım. Anne, Kerem benim için onca şey yaptı. Ben de onu mutlu etmek istiyorum. Niye anlamıyorsun? Hem o olmasa atlatamazdım, biliyorsun. Niye atlatamayacakmışsın? Hem seni Yıldız Hanım kurtardı, Kerem değil. Ama anne, Yıldız Hanım Kerem'in eski bir arkadaşıymış. Hem Kerem beni en başından beri hiç bırakmadı. Onu görmek istemiyorum dediğimde bile vazgeçmedi benden. Ben bir fırına bakayım, mutfağa geçeyim de. Onu seviyorum anne ben. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol oğlum. Sümbül Hanım gerek yok dedi ama benim içim rahat etmedi. Oya çok sever bunları. Az da olsa yaptım. Bir şey mi oldu? Niye üzüldün anne? Sümbül teyzeye mi takıldın yoksa? Yok be. Ne takılacağım ona? Yıldız'a üzüldüm ben içten içe. Belli etmiyor ama
çok üzülüyormuş da hissettirmiyormuş gibi. Biz onunla konuştuk anne. Birçok şey konuştuk. Dostça diyorsun yani. Hastanede pek gergin görünüyordun ama. Sanki seni rahatsız eden bir şey var gibiydi çıkışta. O ya. Yıldız olan geçmişimi henüz bilmiyor. Yani şimdilik onu huzursuz edecek bir durum da yok. Hem Yıldız Oy'u ne kadar çok sevdiğimi, onunla olmak istediğimi biliyor. Hatta bugün bize mutluluklar diledi. Aferin ona. Ne olgun kız. Çok takdir ediyorum valla. Kendini çok iyi yetiştirmiş. İlk fırsatta Oya'yı anlatacağım. Anlat onu. İnşallah o da aynı olgunlukla karşılar. Gayet iyi gidiyorsun. Nazlı! Nazlı! Ben yine hata yaptım. Hayır hayır. Hata falan yapmadım. Sen iyi misin? Bir şeyin var mı? İyiyim ben. Siz iyi misiniz o zaman? Ben iyiyim, ben iyiyim. Gel. Yok olmayacak böyle. Ben yapamıyorum. Ben ya sabahtan beri çalışıyoruz olmuyor. Hayır hayır yanılıyorsun. Bence her şey gayet iyi gidiyor. Tamam, sadece biraz zaman ihtiyacım var. Ben sana demiştim ya sakin olmalısın. Bu kadar. Stres yapıyorsun sadece. Yarın tekrar deneriz. Olur mu? Tamam. Hadi. Sağlık. Kerem'le ilgili hislerimi içime gömmem lazım. Başka çarem yok. Bunca sene bir hayali besleyip durdum. O kadar emindin ki Kerem'le tekrar bir araya geleceğinize. Senin için çok zor olacak. Zor olacak evet. Ama başka şansım yok. Kerem artık bir başkasını seviyor. Beni de bir dost olarak kabullenmiş. Benim de kabullenmem lazım. Bence bu kadar anlayışlı ve olgun olmak zorunda değilsin. Hatta oraya gitmek zorunda da değilsin. Senin de duyguların var Yıldız. Zorunda değilim evet. Ama bu daha farklı bir durum. Daha kişisel. Ben oraya Kerem'le dost kalabileceğimizi göstermek için gitmeyi kabul ettim. Sen bilirsin. Ama üzülmeni hiç istemiyorum. Hadi kızım şöyle güzel bir sofra hazırlayalım. Seninle mutfakta çalışmayı bile özlemişim. Oh! Ben tatlımı koydum. Hadi söyle ne yapayım? Olmaz. Daha yaran iyileşmedi. Hadi içeri git dinlen sen. Hadi yavrum. Hayır anne ya. Hem benim içim kıpır kıpır. Halit amca. Ver sen bana. Kızım. Daha hastanede yeni çıktın. Yavaş. Ben hallederim. Olur mu Halit amca? Ver sen bana. Ver. Hem ben senin kıymetini çok sonradan anladım. Babamın yokluğunu bile aratmadın sen bana. Teşekkür ederim her şey için. Şu yaşadığımız onca şeye rağmen hep yanımdaydın. Canım kızım. Tabii yanınızda olacağım. Ben senin Nazlı'mdan hiç ayırmadım ki. Halit amca. Halit amca. Canım. Yani. Yarın daha iyi olacağına eminim. Dert etme. Umarım öyle olur. Selam. Hoş geldiniz.
Nasıl geçti? Memnun musun yeni öğrencinden? İşte. Biraz korkak bir öğrenci. Öyle olmazsa daha iyi olacak. Yani bu kadar iyi bir öğretmene layık bir öğrenci değilim sanırım. Nazlıcığım, istersen benimle de çalışabilirsin. Yani hem daha çok vakit harcarız buna, hem daha çabuk öğrenirsin. Ne dersin? Olur, güzel olur. Süper. Ay çok sevindim buna. Ha Mehtap. Canım şimdi Murat'la Naz da çok yorulmuşlardır. Onlara şöyle güzel bir meyve suyu sık olur mu? Tabii. Benim nar ve portakal olsun. Siz? Ha benimki de portakal olsun. Tabii hemen hazırlıyorum. Süper. Ben de bir sineme bakayım bakalım acıkmış mı? Görüşürüz. Nasıl olmuşum? Oo maşallah kızıma. Çok güzel olmuşsun kızım. Prensesler gibi. Geldiler. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annem senin için yaptı bunları. Elvan teyze, her zaman gibi çok düşüncelisin. Yapmayın dediniz ama benim içime sinmedi. Yenmezse yarın yemek yapmak zorunda kalmazsınız işte. Zahmet etmişsiniz, teşekkür ederim. Şunu da vereyim ben size. Hadi buyurun içeri. Hadi geçin. Melek Hanım, siz bir şey ister misiniz? Peki. Sen gidip şu kapıya baksana Mehtap, koş. Tabii Melek Hanım. Geldiniz Ayşe Hanım. Merhaba. Melek evde değil mi? Onu görmeye geldim. Evet evet evde kendisi. Mutfakta hatta. Siz buyurun. Ben haber vereyim geldiğinizi. Melek Hanım. Ayşe Hanım geldi. Ayşe mi? Merhaba canım. Melek sen iyi misin? İyiyim. Ben su içeceğim de bardak arıyorum Mehtap. Su bardakları bu tarafta Melek. Tamam ben hallederim. Sen şunları götür hadi. Melek sen iyi değil gibisin bak gel otur istersen. Mehtap'ın yanında iyiyim diyorum ya. Evet her şeyin başı sağlık kalitli. Gerisi geliyor bir şekilde. Oya gel hadi artık. Kızacağım ama iyileşmedin daha koşturuyorsun. Ne olacak anne? Şuncacık şeyden iyiyim ben. Maşallah. Öyle iyileştim diye hemen gezmek, tozmak, iş yapmak falan yok. Kendine dikkat edeceksin tamam mı? İçeride olduğum günlerin acısını çıkartacağım anne ben. Hem bir karışma bana. Ben bakarım. Yıldız Hanım geldi. Ne
Bakın kim gelmiş. Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Geç kızım otur. Hoş geldin kızım. Geç. Hoş bulduk. Otur otur. Ben yemekler soğumadan getireyim. Aa, ben size yardım edeyim. Olmaz öyle. Hayatta olmaz. Sen bizim baş misafirimizsin. Her şeyi senin şerefine yaptım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Evan teyze. İyi görünmüyorsun Melek. Gel bir otur istersen. İyiyim dedim ya Ayşe. İyiyim. Sen niye böyle çat kapı geliyorsun? Yok yok, sende bir şey var. Hasta falan mısın yoksa? İyiyim. Ben sana bir şey söyleyecektim. Yani bilmen iyi olur diye düşündüm. Ne? Cemre'nin ölümü. Biliyorum. Bu olay müfettişler tarafından araştırılacakmış. Baş hekimliğe yazı gelmiş. Yemeğimizi yediğimize göre sürprizimi getirebilirim. En çok Kerem sevinecek. Çok merak ettim şimdi. Bunu senin için yaptım. İyi ki varsın Kerem. Benim için mi? Daha önce kimse bana bu kadar güzel bir pasta yapmamıştı. İçeriden çıktığımdan beri kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Ne yapsam ne etsem az geliyor. Sanki önümde tertemiz bir sayfa açılmış gibi. Size de çok teşekkür ederim Yıldız Hanım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz de iyi ki varsınız. Ne demek? Artık sadece Kerim değil, beni de bir arkadaşınız, dostunuz olarak görürseniz çok mutlu olurum. Evet ya. Oya'nın sizin gibi dosta o kadar ihtiyacı var ki. Ne güzel. Uzun yıllardır arkadaşsınız. Bir derdiniz olduğunda birbirinize koşuyorsunuz. Bence beni de aranıza alırsanız üçümüz çok güzel dost oluruz. Ben tabakları getireyim. Yani Cemre'nin ameliyatı iyi geçtiği halde neden ölmüş bunu araştıracaklarmış. Bu yüzden bütün dosyaları, kağıtları incelemeye aldılar. Bana bunu niye anlatıyorsun? Bana ne Cemre'nin ölümünden, ameliyatından falan? Ya biz geçenlerde konuşurken sen dedin ya, en sonunda Nazlı'yı öldüreceğim, elimde falan kalacak diye. Ya ne bileyim, ben de sonra düşündüm, aklıma kötü kötü şeyler geldi. Bak Cemre öldüğünde o odanın önünde bir tek sen vardı. Hatta refakatçi listesinde adın yazılıydı. Bunu sadece sen ve ben biliyoruz. Sen yıllarca tedavi gördün. Kullandığın o ilaçlar, yatıştırıcılar. Ne bileyim, kötü kötü şeyler düşündüm ben de. Sen bir şey yapmadın değil mi? Sen bana ne soruyorsun ya şu an? Ha? Sen beni neyle suçluyorsun? Ne dediğini farkında mısın sen? Evet, ben yıllarca ilaç kullandım Ayşe. Tedavi gördüm.
O yüzden elimden bir kaza çıkmadan çabuk defol git buradan, çabuk. Ben seni hiçbir şeyle suçlamıyorum. Bak Cemre'nin ölümünde ciddi bir bulguya rastlarlarsa şüpheliler listesine sen de olacaksın. Defol dedim Ayşe. Ben sadece bunu söylemeye geldim. Sevmeyen ben bile iki dilim yedim. Gerçekten çok güzel olmuş o. Eline sağlık. Afiyet olsun. Beğendiyseniz her zaman yaparım. Sen bu pastayı kafede yapsan var ya kapış kapış gider. Ah, doğru. Kerem, bu çok güzel bir fikir. Yapalım bence. Olur tabii. Sen önce bir iyileş, kendine gel. Her şeyi yaparız. Hayırdır? Kimseyi de beklemiyorum ama... Sen dur dur, ben bakarım. Aa! Bülent Bey, niye alacaklı gibi vuruyorsunuz kapıya? Kaç gündür geliyorum, yoksunuz. Tahliye belgelerini getirdim. Yarın öğleden sonra yıkama başlanacak. Evi hemen boşaltsanız iyi olur. Ne? Melek, iyi misin canım? Yüzün bembeyaz. Aa, ne oldu sana? Ha, bir şey olmuş. Ay Melek, korkutma beni kızım. Siz ne içtiniz az önce? Anlamadım. Asya teyze, siz ne içtiniz az önce? Ay meyve suyu sıkmışlar, onu içtim. Neden? Nasıl neden? Melek'ciğim bak seni anlamakta zorlanıyorum. İyi misiniz peki siz şu an? Ay iyiyim hayatım, gayet iyiyim. Ama ben senin iyi olduğundan şüphe duyuyorum. Gel bakayım sen şuraya benimle. Gel. Gel. Ne oldu ha? İç bakayım şunu. İçmemişsiniz. Neyi? Usta teyze çok pardon, benim biraz tansiyonum düştü de. Ben gece çok uyuyamadım. O yüzden böyle az uyuyunca böyle oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi biraz daha iyisin ama değil mi? İyiyim iyiyim. Merak etmeyin. Tamam canım. Ama bak sağlık çok önemli biliyorsun. Sen bu aralar biraz fazla yoruldun herhalde. Yani dinlenmen lazım Melek'ciğim. Ama şunu da iç hadi benim hatırım için. Sonra içsem. İç bak, göreceğim. Avcı teyze, gerçekten midem çok kötü. Sonra içerim, olur mu? İçeceksin ama, tamam mı? Tamam canım, ben o zaman şimdi odama çıkıyorum. Biraz dinleneceğim. Sen de bunu iç. Ondan sonra odana çık ve dinlen. Tamam mı canikom? Hadi bakayım. Dinlen, ben seni pek iyi görmedim bugün. Aslında hastayı öldürüyordum. Ne diyorsun sen be? Ne boşaltması? Kafayı mı yedin? Tahliye zamanı geldi diyorum.
Ben şimdi seni bittiğini bir tahliye ederim. Ya anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya insan gibi gelip haber verdim. Bir de üstüme mi yürüyorsunuz? Başarım senin insanlığını. Boşaltmıyoruz evi. Ne yapacaksın? Hadi boşaltma bakalım. Bana bak. Şşt Sümbül. Bir dur. Ya Bülent Bey. Böyle aniden gelip de evi boşaltın demek ne oluyor? Bak bunca yıl hukukumuz var. Boşaltıp da nereye gidelim biz? İyi diyorsun hukuk hukuk diye de ben ne yapayım? Sizden gelen üç kuruş benim neyim yapacak? Arazimi değerlendireceğim ben. Bu insanlar ne yapacak? Apar topar olur mu? Ne apar toparı kardeşim? Önden belgeler yollandı. İmzası var altta kendisinin. Gören de kapıya dayanır sanır ya. Yarın boşalacak bu ev. Hadi kolay gelsin. Ev sahibi haklı görünüyor. Nasıl haklı? Size daha önce bildirim yollamışlar. Siz de belgeleri imzalamışsınız. Hepsinin tarihi numarası var. Ya biz ne imzaladık da benim haberim yok. Boyunları devresin. Demediler ki bana şunun belgesi, bunun belgesi diye. Şimdi sen mi imzaladın? Ben ne imzaladığımı biliyor muyum? Ya kadın, gelen belgeye hiç mi bakmadın? Hiç mi okumadın ne yazıyor diye? Benim oyam kayıptı. Aklım başımda mıydı? Geldiler kapıya imzaladım. Çıkaracaklarmış bizi evden. Tahliye edeceklermiş. Hem de yarın biz nerelere gideriz? Of, benim çileli başım hiç bitmedi. Anne, Sümbül Hanım. Sümbül. Anne, iyi misin? Ben bir su getireyim. Bak bana. Tamam, bir şey yok. Tamam, halledeceğiz. Tamam, Sümbül. Sen üzme kendini. Her şey hallolur. Melek. Melek. Nazlı. Senin ne işin var burada gece gece? Kusura bakma, uyandırdım. Ama acil bir şey sormam lazım sana. Saatte bu kadar acil ne olabilir ya? Sor. Cemre'yi sen mi öldürdün?